Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Evet arkadaşlar, 2 aydır yapmadığımız bir açılımla karşınızdayım. Evleneceğim kişi kim? Nasıl birisi? Karakteri, burcu, işi, gücü, ondan sonra eşi, dostu, çevresi, alabileceğimiz tüm bilgileri almaya niyet ederek yapacağımız bir açılım arkadaşlar. Bu sıcaklarda hiç değilse biraz daha böyle içimizi ferahlatacak bir açılım olsun istedim. Evet arkadaşlar, havalar çok sıcak, havalar çok sıcak ve bu havaların sıcak olmasıyla beraber sinek ve böcek olayları çok arttı. Geçen hafta ben de bununla uğraştım, hala da uğraşıyorum. Ben sinek ısırığı diye düşündüm. 2 tane, yani bunu neden anlatıyorum? İşte sinek ısırdı, böcek ısırdı deyip geçmeyin arkadaşlar. 2 nokta kırmızı halinde ben sinek ısırdı diye sanıyordum, düşünüyordum bacağımda. O noktalar büyüdü, büyüdü. En son şöyle bir şey oldu bacağımda. Ve sonrasında bütün baldırımdan neredeyse bileğime kadar şişti ve kızardı. Acile gittim ve acilde arkadaşlar antibiyotik verdi, alerji hapı verdi, ondan sonra krem verdi. Krem çok etkiliydi, Allah bin kere razı olsun. Bir kere de sürdüğümde bile çünkü orası şiştiği için hassaslık oluştu, hareket ederken acıyordu. Ve ondan sonra en kötü şey, tetanoz aşısı vuruldum. Ve şu anda hala kolumu kaldırmakta zorlanıyorum. Bacağımdaki o kaşıntı, acı, hissiyat geçti. Hassaslık hissiyatı geçti. Şu anda kolumu kaldırmakla ilgili sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. O yüzden sizler de çok dikkatli olun. Sinek ısırığı deyip geçmeyin. Eğer anormal bir büyüme, artma, o kızarıklıkta sertlik durumu varsa ve ateş gibi yanma. Benim bacağım ateş gibi yanıyordu. Diğer yerler buz gibi. O kısım ateş gibi yanıyordu arkadaşlar. Dikkat edin. En yakın sağlık kuruluşuna başvurun bence. Evet. Cumartesi günü canlı yayın yapamadım arkadaşlar. Bugün eğer bir terslik olmazsa bu akşam, yani 23 Temmuz olması lazım, bir saniye. Evet, 23 Temmuz akşamı yapmayı planlıyorum ama dediğim gibi planlar yapıyoruz ama her şey tepetaklak gelebiliyor. O yüzden yapmaya niyetliyim deyip hepinizi de beklerim. Sizlerden gelen soruları cevaplandırdım. Soru cevap şeklindeki canlı yayınımı 23 Temmuz akşamı yapmayı planlıyorum. Kesinleşince arkadaşlar topluluk sekmesinden belirtiyorum. Evet. Deste seç şeklinde yapacağız arkadaşlar. Birinci destemiz sihirbazları tarot destesi. Şu şekilde 4 yapraklı yoncamızı koyuyorum. İkinci destemiz ışık yani tarot destesi. Ve şu şekilde bal kabağımızı koyuyorum. Sizler destenizi seçerken ben her zamanki açıklamamı, hatırlatmamı daha doğrusu yapayım. Kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz canlı yayınlarımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa videoların altındaki WhatsApp numarasından benimle iletişime geçebilirler. Arkadaşlar biraz kısık sesle konuşuyorum. Bunun sebebi sabah pazar günü ve sabah çok erken saatler. Hala insanlar uyuyor. Ondan dolayı sessiz sessiz konuşuyoruz. Hadi biz birinci deste 4 yapraklı yoncayı, yani sihirbazların tarot destesini seçen arkadaşlarımızla bir başlayalım. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? Katina'nın Beyler ve Hükümdarlar destesinden karakterimizi seçerek başlıyoruz. Birinci desteği seçen arkadaşlarım için evleneceği kişinin karakteriyle ilgili en doğru ve net bilgileri almayı talep ediyorum. Evet, bu açılımın bize hediyeleri, katkıları nelerdir diyelim ve evrene bırakalım arkadaşlar. Daremiz geldi.
Evet, şimdi Dara'ya baktığımızda tabii arkadaşlar fiziksel özellik her zaman kişiden kişiye değişir. Kolektif bir açılım olduğu için ama şöyle bir enerji baskın olabilir. Esmer, zayıf, mahzun bakışlı, oldukça titiz, şüpheci, iş ve sosyal hayatında cesur ve atak birisinden bahsedebiliriz. Ama ilişkilerinde sorumluluk almaktan kaçınan birisi. Bu yüzden ilişkisinde çok net değildir. Eyleme geçmesi için gerçekten böyle ya arkasından itelenmesi gerekir ya da büyük bir aşk yaşaması gerekir ki böyle bir adım atsın, eyleme geçsin. Evleneceğimiz kişi bu olacağına göre demek ki bir cesarete gelecek diyelim. Hadi enerjilerine bakalım birinci destenin, evleneceği kişinin. Amanın amanın sevgi meleği geldi. O çok güzel. Maşallah. Kıskanç. Şüpheci dedik ya. Şimdi şöyle baktığımızda enerjilerinde genel baktığımızda gerçekten sevdiği, bağlandığı, değer verdiği kişileri gerçekten çok 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 böyle sahiplenen, derinden seven birisi, enerjileri böyle. Ama aynı zamanda bu kişi bu kadar çok birini seviyorsa kıskanır. Çok kıskanç birisi diyebilirim. Son zamanlarda sevgili arkadaşlar ve yakın gelecekte bu kişi bu enerjilerinde, bu karakterinde biraz daha bir değişiklik yapmaya gidebilir. Çünkü gerçekten hayatında bu durumlar, bu enerjiler sıkıntı yaratmaya başlamıştır. Nedir? Gereksiz yere kıskançlıklar, gereksiz yere çok fazla üstüne düşme durumları hayatında biraz sıkıntılar yarattığı için de değişim ve dönüşüme gitmiş diyebiliriz bu kişi için. Hadi devam edelim birinci deste için. Biraz daha bilgi alalım. Birinci destenin evleneceği kişinin karakteri, burcu, iş gideceği ile ilgili en doğru ve en net bilgileri almayı talep ediyoruz. Güzel. Devam edelim. Çok anlamlı geldi. Göstereceğim arkadaşlar size de. Dün arkadaşlar AVM'deydi. DNR'a girdim. Baktım bir sürü tarot destesi, değişik tarot desteleri de gelmiş DNR'a. Burada bizim buradakine. Genelde hep aynısı olur. Bir baktım benim kız beni çekiştiriyor. Yeter anne, bir sürü var. Bir sürü destan var. Ama şöyle düşünüyorum. En az iki tane daha deste almayı çok istiyorum. İstediğim desteler var. Son olarak Katina'dan da alalım. Uzun zamandır Katina'dan açılımlarımızı desteklemiyoruz. Kart almıyoruz. Sadece karakterde alıyoruz. Şöyle bir Katina'dan da alalım.
Evet, şimdi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle para prensimiz ve para kralımız. Kartları gösteriyorum ki arkadaşlar, çünkü tripodum sıkıntılı olduğu için kartları direkt göremiyorsunuz. Evet, Boğa, Başak, Oğlak burcu ve şurada da bir tane Kova burcumuz var arkadaşlar. Birinci destenin evleneceği kişinin burcu Boğa, Başak, Oğlak, Kova olabilir veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyabilir arkadaşlar. Burçlar için bunu söyleyebilirim. Burada en belirgin özelliklerden birisi de evleneceğiniz kişinin arkadaşlar bir kısmınız için evli olabilir. Şöyle, evli ve boşanma aşamasında olabilir. Sizinle tanıştığında veya tanıyorsanız da burada şöyle yüzde verelim tanışıklık olma ihtimalini ve yeni kişi olma ihtimaliyle ilgili. Şöyle kartlara baktığımda %40'ınız zaten tanıyor olabilirsiniz. Özellikle böyle bir hikayesi olan arkadaşlarım da dikkat edebilirler. Evet, bu kişi henüz boşanmamış olabilir. Size gelebilmesi için bir boşanma durumu söz konusu olacak arkadaşlar. Hatta birçoğunuzda bir mahkeme açılmış olabilir. Bununla ilgili bilgiler gelebilir dedi kartlarımız. Bazılarınız içinse, tanışıklık olan kişiler için söylüyorum arkadaşlar, size böyle bir şey yaptığını söylediği halde henüz davayı, yani geçmişte ben dava açtım demiş olabilir. Ama bununla ilgili yeni açtığını öğrenebilirsiniz. Böyle de bir detay var. Evet, daha tanışmamış olanlar içinse bu kişi sizinle tanıştığında ayrılma aşamasında, boşanma aşamasında olabilir arkadaşlar. Bir kısmınız için bu geçerli. Mesleğine bakacak olursak, bir kısmınız için arkadaşlar bu kişi arabalarla ilgili bir iş yapıyor olabilir. Çoğunluğuysa ofis ortamında çalışıyor gözüktü. Bir kısmınız içinse kendi işi, kendinin patronu olabilir. Tekstilde çalışanlar, tekstille uğraşanlar var bir şekilde. Başka adaletle ilgili bir dalda da çalışıyor olabilir. Böyle işle ilgili bu şekilde çıktı arkadaşlar. Devam edelim bakalım, işi söyledik. Evet arkadaşlar, burada dediğim gibi %40'lık bir kısım zaten geçmişte bir tanışıklığı var. Geçmişte zaten bir merhabalıkları var. Hatta bazılarınız birlikte olmuş ve şu anda hiçbir şekilde iletişiminiz yok. Hatta böyle kimilerinizde kıskançlık durumları söz konusu olabilir. O ne yapıyor, o ne ediyor, hayatında neler olup bitiyor gibi bir durum söz konusu. Böyle gelişmeler var. Bazılarınızda bir bitiş yaşanmış ama bu bitişin sebebi daha çok etraftaki kişilerin negatif enerjilerinden kaynaklanmış arkadaşlar. Bu işte nedir? Göz olur, nazar olur. Hatta daha da ileri giden kendini bilmez hadsizler bazı işlemler yaptırmış olabilir. Çünkü böyle hiç anlam veremediğiniz bir bitiş yaşanmış gibi gözüküyor. Ama bütün bunlar şifalanacak arkadaşlar. Hayatında böyle bir hikayesi olmayan arkadaşlarım içinse şöyle bir durum söz konusu. Yani bir ilişkiye başlıyor ya da bir flört durumu var. Tam her şey güzel giderken birden yarım kalıyorsa, bir türlü aradığı aşkı bulamayan arkadaşlarım varsa, bu arkadaşlarım için de aynı şekilde bir negatif enerjiler durumu söz konusu. Ama şu anda, şu anki enerjilerde böyle bir şifalanma durumu söz konusu. Arkadaşlar, bu evleneceğiniz kişiyle ilgili en önemli detaylardan birisi, bu kişi gerçekten sizin aradığınız kişi. Yani hayatınızın ne denir, kaderinizdeki kişi diyebilirim. Sizin hayat romanınızdaki başroldeki kişi arkadaşlar ve
Kesinlikle hani mantık evliliği, aşk evliliği diye ikiye ayrılıyor ya. Sizinkisi kesinlikle aşk evliliği olacak diyebilirim. Ama buradan çevrenizdeki kişilere dikkat etmelisiniz. Çevrenizdeki kişileri biraz ayıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha böyle bu çevredeki negatif etkilerden kurtulmanız sizin için önemli diyebilirim. Evet, biraz daha karakterine bakacak olursak, bu kişi dediğim gibi kendi işini yapıyor olabilir, hatta yüksek mevkide olabilir. Otoriter, maddi durumu oldukça iyi birisi diyebiliriz. İyi bir baba olma enerjisinde olan birisi. Dediğim gibi baba olabilir veya baba olmayı çok isteyen birisi. Lüks ve konforu seven, güvenilir, sözünü tutan, biraz inatçı ve eli kolu uzundur. Yani eli kolu uzundur derken birçok iyi yerde, önemli yerde tanıdıkları olabilir bu kişinin arkadaşlar. Şimdi dar eden buraya gelmemiz çok manidar arkadaşlar. %40'ınızda zaten geçmiş bağlantısı vardı. Geçmiş bağlantısı verilmişti. Düşünsenize yani evet iş ve sosyal hayatı gayet iyi, atak ve cesurdu Daren'in. Ama ilişkiler konusunda biraz sıkıntı yaşayan birisiydi. Ama burada gerçekten sihirbaz ve ayna kartıyla beraber kendini değiştirip dönüştüren ve artık işte sorumluluk alma enerjisine gelen birisi olarak gözüküyor ve yani ağaç kartıyla beraber çok sağlıklı, kökleri derinlere inen sağlam bir ilişki olarak gözüküyor. Ve bu ilişki evet evlilikle tamamlanacak mı? Tamamlanacak diyebiliriz. Zaten kiminle evleneceğiz sorusuydu. Çok yakın bir vade gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle vade için kart seçelim. Ama yakın bir zamanda bu kişi duygularını aşacak diyebiliriz. Çok önemli arkadaşlar, tekrar tekrar edeceğim bunu çünkü çok fazla vurgu var. Etrafınızda arkadaşım dediğiniz, dostum dediğiniz ama ne yazık ki kıskanç enerjileri olan negatif bir, istese de istemese de bazen insanın şeyi kalır ya, nasıl denir? Bir şey olur, birisinde bir şey olur, böyle bir içi gider, içi kalır falan böyle. O zaman böyle birileri olabilir etrafınızda. O yüzden biraz dikkat edin derim. Arkadaşlar o kadar ilginç geldi ki yani bir şeyler değil, saç değiyor, ben uyuz oluyorum artık bu kadar sıkıntı yaşayınca. Çok böyle ani bir karar alabilirsiniz. Birçoğunuz için umduğundan çok daha hızlı gelişebilir. Ama hangisi olursa olsun, ani de olsa, umduğundan çabuk gelişse de dünya kartıyla beraber bize der ki olması gerektiği zaman. Yani tam anlamıyla tamamlandığınızı hissettiğiniz zaman bu durum gerçekleşecek. Evleneceğiniz kişi tanıdığınız biri değilse olması gerektiği zaman hayatınıza girecek ve çok hızlı ilerleyecek. Halihazırda tanıdığınız ama iletişiminiz olmayan kişi ise aranızdaki durumlar şifalanacak ve tam olduğunuz zaman çok hızlı bir şekilde bu durum ilerleyecek diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Harflere bakalım. Birinci deste için. Bakalım. Birinci desteğinin evleneceği kişinin isminde, soy isminde hangi harfler var?
Arkadaşlar, erkek takipçilerimiz bunları bayan olarak alabilir. H harfi Hasan, Hüseyin, Halil. F harfi Feride, Fuat, Ferit, Fatih, Umut, Uğur, Deniz, Derya, Demir, Didem. Hatta bakın arkadaşlar, çok ilginç bakın. Hemen bıraktım diyeceğini. Funda. Şöyle bakarsak Funda. Ş harfi Şermin, Şaban, Şerif. Aha. N'yi de bulduk. N harfi Neriman, Nihat. Bir Funda var. Son harfimiz. J. Jale. Başka gelmiyor Jale'den başka. O yüzden bir tane daha çekelim buraya. Aha. Şahtı Şahbaz olduk. P geldi. Pirhan Pars diyelim arkadaşlar. Tekrar edecek olursak. H, F, U, N, D, Ş, J ve P harfleri geldi birinci deste için. Umarım beğenmişsinizdir sevgili birinci deste. Tekrar görüşmek üzere diyoruz ve bizler ikinci desteye geçelim. Şöyle bal kabağımızı seçen, Işık Kâhin tarot destesini seçen ikinci deste için. Önce bir karakter seçimi yapalım. En iyisi, en güzeli size gelsin diyoruz. Ve bakalım ikinci destenin evleneceği kişinin karakteriyle ilgili hangi kart bize gelecek? Aral. Bakalım bakalım. Evet, şöyle ikinci destenin evleneceği kişi için Aral geldi. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar, fiziksel özellik değişebilir ama genel enerji esmer, kirli sakallı, burnu biraz uzun, aile babası enerjisinde olan, çalışkan, partnerine sadık, biraz sert görünüşlü ama partneriyle ilgili olan, aile bağları kuvvetli, niyeti aile kurmak olan, içtenlik ve samimiyet isteyen bir karakter Aral karakterimiz. Enerjilerine bakalım. Şu an hangi enerjilerde bu kağıt? Ay tanrıçası. Sözleşme. Kıskançlık. Kıskançlıksa neyse. Bugün elimizden düşmedi. Şimdi burada arkadaşlar, Ay Tanrıçası'yla beraber bu kişi sizi tanıyorsa gerçekten sizi düşünüyor olabilir, sizi rüyalarında görüyor olabilir. Aranızda telepatik bir bağ olabilir. Tanışma olmayan arkadaşlarım içinse bu kişi çok fazla rüya gören, rüyaları çıkan, spiritüel anlamda, manevi anlamda ilerlemiş bir kişi ve öngörüleri çıkan birisi diyebilirim. Sözleşme kartı çıktı arkadaşlar merkezinde. Sözleşme kartı birçok anlama gelebileceği gibi, şimdi bu sorumuzdaysa nikah. Yani şu anda bu kişi gerçekten evlenmeyi kafaya koymuş, evlenme enerjisinde olan, artık yerimi yurdumu bileyim, evimi barkımı bileyim, bir düzene oturayım niyetinde, enerjisinde olan birisi ve çok kıskanç birisi diyebiliriz bu kişi için. Devam edelim. Şu
şu an sabahın 7'si falan herhalde arkadaşlar. Ve hala yani bu saatte daha doğrusu sabahın köründe hava acayip sıcak. Şöyle yapalım. Şöyle baktığımda Kova İkizler Terazi, Koç Aslan Yay burcu ve bu burcun karakteristik özelliklerini taşıyan kişilerden bahsedebiliriz arkadaşlar. Şimdi amanın amanın ikinci deste neyi bulduk? Arkadaşlar bu destede çok yoğun olarak zaten bir tanışıklık verdi. Yani hayatında hiç kimse olmayan veya aklında daha doğrusu ayrı vesaire böyle hiç kimse olmayanlar için çok da uygun olacağını düşünmüyorum bu açılımın. Çünkü neredeyse yani bu deste öyle %90'a yakın tanışıklık verdi. Şimdi Katina'yı da alalım. Burçlara bakacak olursak dedik burçları değil mi? Kova, İkizler, Terazi, Koç, Aslan, Yay burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan birisi. Şimdi bu kişiye bakacak olursak arkadaşlar bu kişi zamanda çok gezmiş, tozmuş, eğlenmiş, bayağı bir çapkın, sadakatten bir haber birisi olabilir. Böyle bir izlenim veriyor. Siz yani sürekli bir geçmiş bağlantısı veriyor arkadaşlar bu arada hala karttan. Şimdi burada bu kişinin hayatında arkadaşlar şu anda birisi olabilir. Böyle bir durum var. Bu kişinin hayatında şu anda birisi olabilir. Bu kişi hayatındaki kişi gerçekten böyle çok masum görünen, çok böyle işte biraz böyle kendini acındıracak şekilde hareket eden ama emelleri olup bu emellerini gerçekleştirmek için çok sabırla bekleyen birisi olarak gözüküyor. Yani gerçekten böyle sabırlı ve ne yazık ki demek zorundayım. Sizlerse bunun tam tersisiniz. Sizler böyle hemen pat pat ne düşünüyorsanız söylersiniz. İşte nedir, taviz vermezsiniz, sizler böyle imparatoriçe enerjisindesiniz. Evet, onu hala düşünüyorsunuz ama onu düşünürken de çok da böyle ona belli etmeyen, çaktırmadan bakan kişisiniz. Onun hayatındaki kişi ise sürekli onunla olan, sürekli onu gözleyen, pohpohlayan, canım cicim diyen birisi olabilir arkadaşlar. Hepiniz için geçerli değil. Böyle bir hikaye de çıktı burada. Şimdi şöyle baktığımızda uzun süre ayrı olanlar olabilir. Böyle bir durum çıktı. Bu kişi sizi unutmak için eğlenmiş. Kendini böyle alemlere vurmuş olabilir. Ama her ne yaptıysa yok. Yani halihazırda perperişan, sizin yokluğunuzu ve yoksunluğunuzu hisseden birisi ve bir şey beklemiş. Hayatında bir şey beklemiş. Bir zaman, vakit. Vakti zamanı gelince olacak demiş. Vallahi bu kişinin çok arkadaşlara düşkün olabilir. Etrafında çok arkadaşı olabilir arkadaşlar.
Burada bir sabır enerjisi çalıştırıyor. Bir para bekliyor sanki arkadaşlar. Ama yakın geçmişe kadar bir şey olmuş. Olgunlaşmış. Öyle de bir durum var. Olgunlaşma enerjisine gelmiş. Ha, mesleklere geçmedik. Hikayeleri anlatmaya başlayınca meslekleri unuttuk. Arkadaşlar, ofiste çalışıyor olma ihtimali çok yüksek. Ofis detayı var. Cesur birisi, işte çok cesur, girişken, yatırım yapan birisi olabilir. Bir kısmınız için eğlence sektöründe olma ihtimali var. İşte nedir? Ayrıca kafe, restoran gibi bir yerde çalışıyor olabilir. Bazılarınız için turizm sektörü durumu söz konusu. Ve başka şöyle bakıyorum. Böyle şey, denizle ilgili, turizmle, evet aynen öyle. Ve adaletle ilgili bir iş yapıyor olma ihtimali var arkadaşlar. Evet, böyle de bir detay var. Dediğim gibi hırslı, tutunu kaparan, cesur, girişken, monotonluktan çok sıkılan, bir orada bir burada olmayı seven, ani böyle çıkışları olan, fevrilikleri yapan, güç kuvvet sahibi diyebiliriz arkadaşlar. Burada ayrıca önemli bir şey var. Bu kişiye çok fazla duygularınızı belli etmeyin. Çok, çünkü o çok sabırsız, böyle hemen elde etmek ister, hırslı vesaire. Ona çok da fazla istediklerini sunmayın. Duygularınızı hemen belli etmeyin. Ama dikkat edin, intikamcı birisidir, inatçı birisidir. O yüzden de dikkatli olun. Bu uzama sebebi bir de büyük bir ihtimalle her ikinizin de inatçı olması diyebiliriz. Evet, şu anki enerjilere gelelim. Şu anki enerjilerde bu kişi çok düşünmüş arkadaşlar. Bayağı bir düşünmüş. Ve yani eninde sonunda şunun kararını vermiş. Ya ben bir arada değilim, ayrıyım ama o benim kısmetim de. O benim kaderim de. Enerjisine gelmiş ki zaten burada bir ruh eşliliği kupa altılısıyla verdi. Maske takıyor şu anda arkadaşlar. Yani sizi düşünmüyormuş gibi, böyle lay lay lom gibi davranıyor olabilir. Hayatındaki kadınla böyle vakit geçiriyor olabilir. Bir tükürme isteği geldi. Tüh falan diyesim geldi şu an. Ama maske takıyor. Duygusal olarak çok da iyi değil. Bir arada olmamanızın en büyük sebebini işte şu veriyor: aramızdaki farklılıklar. Herkes için farklı bahaneler olabilir. Yaş farkı, din farkı, kültür farkı, aileler birbirinden çok farklı gibi bir şeyleri olabilir. Ama arkadaşlar, bu kişi yani size gelecek yakın bir zaman gözüküyor. Gördüğünüz gibi bir güneş doğuyor ve her şey yoluna girecek dedi kartlarımız. Zaman kartı çekelim mi? Aslında burada yakın bir zaman verdi zaten bize. Sizi birilerine kaptırmaktan çok korkuyor arkadaşlar. Yani böyle şey gibi, yani kaptırmadan evleneyim, aman onu başkası kapmadan ben alayım enerjisine girecek sanki. Hadi çekelim size de ya. Şimdi haksızlık olmasın. Ne zaman? İkinci desteği seçenlerin evleneceği kişi ne zaman hayatına girecek? Veya zaten tanıdıkları biri ise ne zaman bunu, evlenmekle ilgili gelişmeler yaşayacaklar? Arkadaşlar, bir ay ve bir yıl çıktı diyebiliriz. Şöyle bir şey, bir kısmınız için bununla ilgili tanışma belki bir ay içerisinde olabilir, bir yıl içerisinde ise evlenme kararı alınabilir. Veya zaten tanışıklık olanlar içerisinde bir yıl içinde, pardon, bir ay içerisinde bunlar gelişebilir,
yakın vadede çıkmıştı zaten açılım içerisinde. Harflere bakalım. Onun gelmiyor kartlar. İkinci desteği seçen arkadaşlarının evleneceği kişinin isminde, soy isminde hangi harfler var? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almayı talep ediyorum. K. Kamuran. Kamuran. Nereden gelsin ise Kamuran. Kamil. Kemal. R. R. Remzi. Raziye. Refiye. Rıza. Kerim. Bakın Kerim. Ama ben bu P'den çok sıkıldım. Perihan, Pars, Pelin. Genelde kadın isimleri var. A. Aylin, Ayla, Ahmet, Ali. Z. Zeki, Zekiye, Zekeriya, Zeliş. M. Mert, Melih, Meral, Yumuşak G. Soy isminde olabilir. Oğlu soy ismi olan. Buraya bir harf daha çekelim. I. Ilgaz, Ilgaz, Itır. Başka gelmedi arkadaşlar. Tekrar ediyoruz. K, R, P, A, Z, M, yumuşak G ve I harfleri geldi ikinci deste. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek üzere.